Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kanalımızda kıtınlar ekranımızda bulsun. Uyghur teşkilatları heyetinin Hindonezya'daki faaliyetleri ciddi devam kılmakta. 12 yanvar Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti, Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği, Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti Katarlıklardan terkip tapkan bir heyet, Şarkı Cenubi Asya'daki İslam elleriki kartılığan diplomatik faaliyetinin 2. nişanı süptüde Hindonezya'ya yitip berip, münasvetlik yukarı derecelik resmi ve gayri resmi şahıslar ve organlarını ziyaret kılış faaliyetini başladı. Heyet Hindonezya Parlamenti Muavin Reisi Fakhri Hamza Efendi'nin resmi daveti bilen Hindonezya'daki ziyaretini başlagan bulup, aldı bilen Hindonezya içinde çoğun tesirge ige 70 milyon azası var Nahdlatul Ulema, 50 milyon azası var Muhammediye Hareketi ve başka köplügen ammevi teşkilat ve resmi organlar bilen uçuruşup, Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvalini tunuşturuş bilen birge, Şarkı Türkistan davasıdaki her sahada hemkarlıkla küçeytişini nişan kılgan bir qatar körüşüşlerde buldu. Heyet ziyaretini 12 yanvar Hindonezya'nın burunqı paytaxtı Yogyakarta'dan başladı. Yogyakarta'daki Jogokariyan Çong Camisi'de Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği Muavin Reisi Ustaz Sıracıdın Azizi Şam namazdan keyin Xitayning Şarkı Türkistan'da elip berip atkan basturuş siyaseti ve Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvalini tunuşturdu. Heyet 13 yanvar Hindonezya'nın meşhur alimleri, akademikler, kirindaşlar uyuşması, Hindonezya yaşları, Nahdlatul Ulema, Sahabetul Aqsa, Jogja Hijrah Bekris, Muhammediye Hareketi, ondan başka 20'den artık teşkilat ve cemiyetlerinin reisleri ve vekilleri bilen Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvali müzakere kılındı. Heyet yine Hindonezya Yaşlar Hareketi azaları bilen bir yerge kilip, Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği azası Ustaz Abdusalam, Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali hakkında toxtulup, Xitayning Şarkı Türkistan'da elip berip atkan İslam ve Müslümanlarga karşı cinayeti, Şarkı Türkistan Müslümanlarga elip berip atkan irqi qırğın qılış siyasetini tunuşturup ötü. Heyet yine 13 yanvar Hindonezya Tras Dakva Teşkilatı uyuşturgan Biz Şarkı Türkistan halkının yenida temizdiki faaliyetke katnaştı. Yığılışta heyet azası Ustaz Abdusalam Alim Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvalini tunuşturdu. Heyet yine 13 yanvar çüştünken yakından beri Şarkı Türkistan halkı üçün hareketlerini kılgan Rumah Varnah Teşkilatı uyuşturgan Şarkı Türkistan halkıya iyi bulaylı temizdiki yığılış katnaşıp Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvali hakkında toxtaldı. Hem de Xitayning Şarkı Türkistan'da elip berip atkan irqi qırğın qılış İslam ve Müslümanlarga karşı cinayetini tepsili tunuşturdu. Heyet yine 13 yanvar Xubten namazdan keyin Yogyakarta'daki El Aman Camisi'de Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvalini tunuşturdu. Şundakla Hindonezya'nın Solo şehrindeki ulema ve cemaat erbapları bilen uçuruşup Şarkı Türkistan meselesini anlattı. Uçuruşuş ahırda Şarkı Türkistan meselesiyle yakından köngül bülüp kelebatkan Doktor Muinudullah'a ton ve dopike yürüzdü. Heyetinin bugün 14 yanvar gündeki faaliyeti heyetini Hindonezya'ya teklif kılgan Hindonezya Parlamenti'nin muavin reisi Fakhri Hamza Efendi'ni işhanısı ziyaret kılış bilen başlandı. Ziyarette onun heyetki körsetken iltipati ve uğrullaştırışlarına alahide rahmet etildi. Fakhri Hamza Efendi'ye Şarkı Türkistan vaziyeti hakkında dokulat bir iş bilen birge, Şarkı Türkistan davasının kelajki ve muhacirettiki Uygurlar bilen münasvetlik türlü kıyıncılıklar hakkında fikir almıştırdı. Heyet yine Solo vilayetindeki Merciiye Eşşari'ye merkezini ziyaret kılıp, Xitayning Şarkı Türkistan'da tesis kılgan lagerlarını hem de Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvalini tunuşturdu. Şarkı Türkistan yeni nesil hareketi yaşları Sultanbeyli şehir başlığını ziyaret kıldı. Türkiye'de faaliyet ile berbatkan Şarkı Türkistan yeni nesil hareketi faaliyetlerini canlandırmakta. 11 yanvar günü Şarkı Türkistan yeni nesil hareketi reisi Dr. Abdusalam Teklimakan başçılığındaki heyet, İstanbul'un Sultanbeyli rayonu Maarif İdaresi başlığı Yaşar Çağlar Efendi'ni işhanısı ziyaret kıldı. Ve Xitay işhalçılarının vatanımız Şarkı Türkistan'da ile berbatkan irqi qırğın qılış siyasetini çüşendiriş bilen birge, Sultanbeyli tevasidiki bütün tuluk otur mekteplerde okuguçularını Şarkı Türkistan meselesi de malumatka iyi kılış için Şarkı Türkistan hakkında programı uğrullaştırış talepi koydu. Maarif İdaresi başlığı Yaşar Çağlar Efendi heyetini kızgın karşı eliş bilen birge, onlarının elip barmakçı bulgan faaliyetlerini kollaydıqallıkını bildirip,
мәктәпләрде элеп берилмәкче булган фаалиятларга хошанлык белән рөхсәт берди. Һәйәт яна шу көне чүштән кийинки зияратында Султанбайлы шәһәр башлыгы Хусейн Кәскин әпәндене ишханысы зиярат кылып, Шәрқ Түркстанның хәзерге эченишлек вазиете хакында тәфсилий мәгълүмат берди ва кылышкы тигешлек хезмәтләр хакында сөһбәтте булды. İstanbul'da motosikletçiler kulüpleri Şarkı Türkistan üçün hareketke ötdi. 13 yanvar yekşembe günü İstanbul'daki en çok motosikletçiler kulübü bolgan Osmanlı Motosikletçiler Kulübü'nün başçılığındaki 13 ayrım kulüp Şarkı Türkistan'daki Xitay kırgınçılığı ve zulümüğe tohta deyiş üçün nihayet ehmiyetlik bir faaliyetke imza attı. 13 kulübünün azalardan teşkillengen 500'ye yakın motosikletçilerden terkip tapkan yaşlar İstanbul Saraçhane bağışçısı topluşup, ahbaratkı bayanat ilan kılgandayken, İstanbul'daki Xitay konsulhanısına karab hareket kıldı. Dünya devletleri 1949'dan bugüne komünist Çin rejiminin zulmü altında var olma mücadelesi veren Doğu Türkistan'a karşı üç maymunu oynamaktadır. Çin hükümeti bölgede yaşayan Müslüman Türklere karşı soykırım uygulamakta, devlet politikası haline getirdiği katliamları yıllardır sürdürmektedir. Bu mənilik fəaliyyətinin elib berildiganlığı elan qılınğandaykən İstanbuldakı iki çaqlıq motosiklet klubu mu bu hərəkətə qatnışdığanlığını və Xitayğa qarşı Şərq Türkistan xalqının yenidə buluduğanlığını elan qıldı. Fəaliyyət başlanışdan bir qanç gün burun Osmanlı motosikletçilər klubu rəisi Qadir Çinar və iki çaqlıq motosiklet klubu rəisi Kənan Doğan əpəndilər İstanbuldakı motosikletçilər cəmiyyətinə çağırıq qılıb Xitay işğalçılarının qatlıq bastırışığa uçuravatqan Şərq Türkistan xalqının yenidə buluş, Xitayğı zulümünü toxtat deyiş üçün hərəkətə ötüşkə çağırğan idi. Bu mənilik fəaliyyətə bəs-bəstə avaz qoşqan motosikletçilər fəaliyyət günü meydanını qaynam taşqınlıqqa çömdürdü. Fəaliyyətə Şərq Türkistan Ölümalar Birlikidən Həbibullah Küsəni, Nizamidin Təmkini, Şərq Türkistan Maarifə Həmkarlıq Cəmiyyətindən Nimətullah Hacim, Şərq Türkistan Yeni Nəsil Hərəkəti rəisi Abdusalam Təklimakan, Büyük Türkistanlıqlar Cəmiyyəti rəisi Yusuf Yusuf oğlu, Ankara yürüyüşü təşkilləgücüsü Ali Akbar Damollan qatarlıqlar və İstanbulda yaşayatqan xalqımızdan 500-ə yaxın kişi qatnaşdı. Muxbirlarga axbarat elan qılış yığını ötküzilgəndəkən Xitay konsulxanasına qarab hərəkət qılğan motosikletçilərin heyvətlik görünüşü bütün İstanbul xalqının alahida diqqətini tartdı. Heyvətlik səp tüzüb manğan motosikletçilər Xitay konsulxanasına gəlgəndə konsulxanığa çıxdığan yol əğizi kovlanğan halda bulub Motosikletçiler konsulxana aldığıcı çıkalmağanlıktan şu caydala akbarat ilan kılıç yığını ötküzüp faaliyetini ahırlaştırdı. Konya'da Xitay'a karşı bayanat ilan kılındı. 11. yanvar Konya'da Xitay'a karşı namayış ve bayanat ilan kılıç yığılışı elip verildi. Namayışını ülke ocaklarının Konya'daki şöbesi bilen Ali Akbar Damollan başçılığındaki Ankara'ya piyade yürüyüş kılgan Uygurlar teşkilleyen bulup, namayışka ülke ocakları azaları Konya'da yaşayatkan Uygurlardan bulup 2000'de kişi katlaştı. Namayışta Şarkı Türkistan'daki kırgıncılık tohtutulsun, lagırlar takalsun diyen şuarlar yazılgan plakatlarını götürgen halık, Allah güvah bulsun, biz Şarkı Türkistan halkının yenida diyen şuarlarını tovlap, Xitay'a karşı lanet okudu. Ahırda ülke ocakları Konya şöbesinin mesulü Xitay'a karşı bayanat ilan kılıp, Xitay Şarkı Türkistan'da Kur'an ve dini kitaplarını çekilip, Kur'an saklı gallarını mı tutkun kılmakta. İslam devletleri ve halkaradaki insan hakları teşkilatları mı Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beribatkan cinayetine köz yummakta. Xitay Şarkı Türkistan halkını ailesinden sürgün kılmakta. Biz dünya halkını Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beribatkan kırgınçılıkını toxtuş üçün hareket kılışkı çakırı kılımız diğerlerini bildirdi. Ali Akbar Damollam söz kılıp, Xitay Şarkı Türkistan'da 3 milyondan artık insanı Müslüman bolğanlıqı, Uyğur bolğanlıqı üçün lagırgı tutkun kıldı. Xitay Şarkı Türkistan'da uçuk irki kırgın elip beri batıdı digerlerini bildirdi. Xitay Pakistan'daki Uyğurlarının aile ehvalini eniklaşkı başıldı. 11. yanvar ictimai uçur vasıtlarında Xitay'nın Pakistan'da duruşluq elçihanesi Pakistan'da yaşayatkan Uyghurlarının aile ehvalini ilgileş hakkı da cedivel tarqatkallıqı aşkarı boli. Xitay Elçihanısı tarafından Pakistan'da yaşayatkan Uyghurlarına tolduruş talep kılınan cedivelde aile başlıkının isim familisi, Pakistan'daki adresi, ayalının isim familisi, ballarının sani ve ularının ismi,
Şərq Türkistandakı adresi, Şərq Türkistandakı tuqqanlarının adresi, köçüb gələn dövləti qatarlıq əhvallarını tolduruş tələb qılınğan. Xitay elçixanası yana cədvəlini toldurmağanların fərzəndlərini məktəbdən qoğulab çıxırdığanlığı, oquşqa ruxsat qılmaydığanlığı haqqında təhdid seliş bilən birgə cədvəlini tələb boyucu toldurğanlarını iqtisadi yardım bilən təminləydığanlığını bildirib aldaşqa urunğan. Huawei Polşada qolğa elinğan direktorunu işdən qoğladı. Xitayning Huawei şirkəti ötken hafta içində Polşada qolğa elinğan və casusluq bilan ayıplanğan Xitay direktorunu xizmətdən qoğladı. Huawei'dən elan qılınğan bayanatda Polşa qanunlarına xilaflıq qilish şübhəsi bilan qolğa elinğan Wang Weijing'nin xizmətindən çıxırılğanlığı qərarı elinğanlığı bildirildi. Huawei öz direktorudan və onun cinayətindən toluq tanığan halda onun qılmışlarının şirket bilen hiç qandaq alaqısı yoxluğunu ve Wang'nın Huawei'nin itibarına qarı sürükigenliğini bildirdi. Polşa Devlet İçki Bihaterlik Örgünü ilgiri diplomat bolğan Huawei şirketinin Xitay direktori Wang bilen yerlik istihbarat ve texnik şirketi Orange Poliska'nın Polşalıq sabıq xadiminin Xitay devleti üçün casusluq qılğanlığı ve uzun davam qılğan tekşürüşlerden kin qolğa alğanlığını bildirgen idi. Yeni bir tərəfdən Polşa İçki İşlər Ministerliyi Dövlət Baş Katiblik İşxanasından naiti küçülük və az uçuraydıqan bayanat elan qılınğan bulub, bayanatda Polşa Kanada əməz. Əgər Xitay intiqam elişqi cəsarət qılsa, Polşa hükümeti bununqı cevap qaytırışını xalaydı deyildi. Amma Xitay Taşqı İşlər Ministerliyinin bununqı bolğan pozisiyası yumşaq boldi. Xitayning Jiangsu ölkəsində yüzlərgən kişi namayiş ötküzdü. Namayiş jarayanında Xitay saxçıları bilan namayişçilər ötürüsüdə sürkülüşlər yüz verdi. Türkiyə Avaz Radiosu xəbərində bildirilmişçe, Xitayning Jiangsu ölkəsində 145 kiçik balığa vaxtı ötüb getkən paləşnin aldın eliş vaksinisi işiltilgənlikiga qarşı yüzlərgən kişi namayiş ötküzdü. Janubiy Xitay atigarlik poştigesinin xəbərində vaxtı ötüb getkən vaksini urulğan kiçik balalarının ata-analarını mı öz içigə alğan yüzlərgən kişi Jiangsu'nun Hai'an şəhərigə qarışlıq Jinhu naisidiki vaksini iştirigi məsul Səhiyyə Mərkizi və Yerlik Hükümet binası ətrafıda namayiş ötküzgənliki bildirildi. Namayiş jarayanında Xitay saxçıları bilən namayişçilər ötürüsüdə sürkülüşlər yüzbərdi. Asaslıq köp qısımı vaksini urulğan kiçik ballarının ata-anısından təşkil tapqan kişilərinin bayanatıqa asaslanğanda vaksinlarda heç qandaq rət nömrə yaki işiltiş vaxtını təkşürüşdən ötküzgən sistem bu mövcud emas ikən. Xitayda iyul ayidan Xitayning ikki chong vaksina ishlab chiqaruvchi shirkatlardan birisi bo'lgan Changdun Changsheng Sahiya Texnika Hasidarlik shirkatining vaksinani tuvan saviyada ishlab chiqarib qolmasdan vaqti o'tib ketgan vaksina suyuqliklarini ham ishlatganligi oshkorlangan edi. Xitayda qattiq norozilik qo'zg'agan voqeaga qarata hukumat olib borgan tekshirish natijasida 113 ming vaksinaning vaqti o'tish tarixini sistemalik holda yolg'on ko'rsatganligi oshkorlangan. Ve 252.600 her xil vaksinin mi süpetsiz tövən ölçemde işlep çıkarılığalıqı paş bulan idi. Şərq Türkistan'da nemeler bulu atıdı. 12. yanvar Ankara Yaşlar Bağışçısı Kültür Merkezi'de Şərq Türkistan'da nemeler bulu atıdı temizde faaliyet keçilik ötküzüldü. Faaliyetini Ankara Asmigörük Halkara Okuğuşları Cemiyeti teşkilligen bulup, faaliyetke 1000'den artık kişi katlaştı. Asmigörük Xalqara Oquqçular Cəmiyyətinin müavin rəisi Hanafi Sinan əpəndi eçiliş sözü qıldı, həm də ilğar oquqçularğa mükafat buyumu tarıxıb verdi. Fəaliyyətə Şərq Türkistan Maarifə Həmkarlıq Cəmiyyəti baş katibi Abdulahad Abdurrahman təklif bilən qatnaşıb, Xitay təcavüzçülərinin Şərq Türkistanda elib verətqan İslam və müsəlmanlara qarşı bastırışları və Xitayının Şərq Türkistan müsəlmanlarını türmə və lağırlara tutqun qılğanlığı, nurğun ölümallarını və xalqını öldürüb Uyğurlarını qırğın qılıvatqanlığını təfsili çöndürüb ötdü. Paliyyətə Hənəfi Sinan əpəndi Abdülahad Abdurrahmanğa özgüçü bir hədiyə təqdim qıldı. Kastamonu'da Şərq Türkistan haqqıda yığın uyuşturuldu. 13 yanvar yəkşənbə günü Kastamonu şəhərində Şərq Türkistanı tunuşturuş fəaliyyəti ötküzüldü. Kastamonu məmurlar birlik tərəfindən Kastamonu oqutquçuları üyü yığın zalında ötküzülgən yığın Qur'an-ı Kerim tilavəti bilan başlandı. Keyin Kastamonu şəhərində oquvatqan oquqçular Şərq Türkistan dövlət marşını oqudu və şeirlər deklamasiya qılğanda ekan Kastamonu Maarif Komitəsi rəisi Orhan Sancaqlı oğlu ekiliş sözü qıldı. Ekiliş sözdən keyin təklif bilan bu yığını qatnaşqan Şərq Türkistan Maarifə Həmkarlıq Cəmiyyəti baş katibi Abdulahad Abdurrahman
bir yarım saat atrafıda Xitayning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatini nihoyatda tafsili bir shaklda tushuntirdi. Yig'inga Kastamonu shahridagi ko'plagan ma'murlar va o'qituvchilar qatnashdi. Oxirida Kastamonu shahri boshlig'i Ma'rif jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmonga sovg'a taqdim qildi. Yig'inda keyin bosh kotib Abdulahad Abdurahmon Kastamonu shahrida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilari bilan 2 soatdan ortiq yoshlarning Sharq Turkiston da'vosida roli qanchalik va yoshlar qanday xizmatlarni qila oladi degan temalarda suhbat o'tkazdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushyada oxirlashdi. Inshaalloh ayatki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.